Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli izleyicileri, bu haftaki programımıza 12. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. İlahi kelamların hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız? Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in bütün kainatın Halık'ı ünvanıyla Allah'ın kelamı olması ne demektir? Diğer semavi kitaplar açısından bir değerlendirme yapar mısınız? Evet, iki soru geçti değil mi orada? Birinci soru. İlahi kelamların hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Hususiyet deyince umumiyet anlaşılıyor değil mi? Evet. Bazı ayetler hususi, bazı kelamlar, geçmiş suhuflar diye geçmiş kitaplardan. Yani hususiyet deyince umumiyet anlıyoruz. Bir de külliyet deyince de cüz'iyet akla gelir. Bazı kitaplar cüz'i ve hususi olabiliyor. Öyle soruyu da şey yapalım, anlayalım. Bazı ilahi kelamlar cüz'i ve hususi oluyor. Bazıları da külli ve umumi oluyor. Evet. Şimdi Kur'an, bu noktada nasıl bir değerlendirme yaparsınız gibi oluyor soru. Şimdi malumunuz, şimdi 124 bin peygamber gelmiş. Sizin kitapların sayısı 4, ilahi kitapların. Suhufların sayısı da 100 değil mi? 100. Şimdi 104, geriye kalıyor 124 bin. Demek ki ilahi kelamlar, yani her peygamberle hususi bir, yani şöyle olmuş mesela, 124 bin peygamber ya efendim söyleyeyim, kendilerine yakın peygamberlerin gerek mekanca gerek zamanca suhuflarıyla amel etmişler. Öyle olması lazım. Başka türlü olmuyor. Yahut işte doğrudan diyor kitap inmek yerine belki de evliyalar dolu ilham tarihiyle bazı emirlerini bildirmiş artık. Allah bilir, fazla bir şey konuşamayacağız o hususta. Yani bunu şunun için söylüyorum. Şimdi bir peygamber var ki bir ümmet olmuş, iki ümmet olmuş. Kendisi bir suhuf inmiş veya hiç inmemiş. Daha önce inen bir suhufla amel etmiş. Kısa bir süre yaşamış. Kendisi de kavmi de şu anda tamamen tarihe karışmışlar. Şimdi bunlara böyle bir peygambere yapılan hitapla diyelim işte Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a değil mi? Davud Aleyhisselam'a yapılan hitaplar bir değil. Çünkü bunlar ona göre hem zaman hem de muhatap oldukları şahıs sayısı bakımından küllileşmiş oluyor. Onlar cüz'i kalıyor, bu külli oluyor. O hususi oluyor, bu umileşmiş oluyor değil mi? Evet. Şimdi 4 büyük kitaptan 3'ünü misal verelim şimdilik. Bu 3 kitapla diğerlerini mukayese edersek diğer suhufları, bunlar onlara göre daha umumi. Daha fazla insana hitap ediyor. Daha geniş bir coğrafyada bu ilahi emirle tebliğ edilmiş. Diğerleri ise belki bir köyde bir peygamber var. 124 bin peygamber olduğuna göre. Hatta belki yakın iki köyde iki ayrı peygamber var. Bir zamanda öyle yani. Bu görüşme, işte iletişim vasıtaları geliştikçe tabi beşer ustanın tabiriyle hele bu asırda bir dünya bir şehir gibi olmuş. Hani o zaman öyle, o zaman bir köyden ile diğer köy sanki ayrı iki ülke gibi. Yani ulaşım imkanları fazla yok. Dolayısıyla ilahi kelamlar arasında bu noktada fark var. Fark olduğu kesin. 124 bin peygambere de ilahi kelamlar inmiş. Bu diğer işte 4 kitap diye suhuflara göre daha külli. Kur'an-ı Kerim'le diğerle mukayese görürsek yine diğer 3 büyük kitap da belli bir zaman ve için inmiş ve hükmü dolmuş diyelim değil mi? Farazda Tevrat'ın İncil gelince ondan sonra zamanda mekan itibariyle de Tevrat'ın hükmü bitmiş. İncil gelince o da belli bir coğrafyaya ve belli bir kesim insana hitap etmiş. Kur'an-ı Kerim gelince de onun hükümleri bitmiş. Yani şu anda Hristiyan alemi diyoruz ama onlar kendilerini öyle biliyorlar yani. Yani peygamberimizin gelmesiyle İsa Aleyhisselam'ın peygamberliği bitmiştir yani. Ve İncil de şu anda hükümden kalkmıştır yani. Kıyamete kadar hükmedecek olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla en geniş coğrafya ve en fazla insana hitap eden kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bir de zaten mahşerde bu görülecek yani açıkça ki yani esas Kur'an-ı Kerim.
Yani bütün ümmetleri toplayacaksınız, Peygamberimiz ümmetleri yanında çok çok küçük kalacak. Çok çok az kalacak yani. Yani kainatın yaratılış gayesinin Peygamberimiz olduğu ve ona inen Kur'an olduğu mahşerde çok net görülecek yani. Bir de malum kitapların ve suhufların indiriş gayeleri var. Üstad bunu iki maddede özetliyor Kur'an-ı Kerim'i anlatırken. Aynı ifade diğerler için de geçerli. Kur'an-ı Kerim'in vazifesini anlatırken daire-i rubiyetin işte şuunatını diyor değil mi? Evet. Daire-i ubudiyetin de vezayfini. Vezayf-i ahvalini. Ahvalini talim. Heh. Şimdi demek ki bütün kitaplarda esas bu yani. Daire-i rubiyet, Cenab-ı Hak zatı, sıfatları, esması, fiilleri değil mi? Şuunatı. Bütün kitaplar ve suflar Allah'ı anlatmışlar kısacası insanlara. Daire-i rubiyet. Daire-i ubudiyet buna karşı insanların daire-i ubudiyet görevlerini bir de böyle anlatmışlar. Daire-i ubudiyetin vezayfini talim, ahvalini talim. Ne vazife yapacaklar? Şimdi daire-i rubiyeti izah noktasında bakarsak en geniş manada Kur'an-ı Kerim anlatmış adları ve sıfatlarını. Daire-i ubudiyete gelecek olursak işte az önce de arz ettim. En büyük insanlar Kur'an-ı Kerim'den yetişmişler ve en çok mümin de Kur'an-ı Kerim'in talebelerinden yetişmiş. Mahşerde bu net görülecek diye arz etmiştim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in talebeleri işte sahabelerden başlayalım değil mi? İşte müştehitlerden, müceddetlerden, aktaplardan, bütün evliya, asfiyye, meşayir, ülema, bunlar işte daire-i umudiyetin en büyük meyveleri. Hem kesretli hem de en mükemmel meyveleri. Tabii. Yani bu noktadan baktık mı yani esas Kur'an-ı Kerim olmuş oluyor yani. Kendi yaratılmasındaki gaye neydi? İşte az önce arz ettik. Cenab-ı Hak da buyuruyor ya, ben bir gizli hazineydim, bilinmek istedim. İşte bu bilinmeyi en mükemmel ortaya koyan Kur'an-ı Kerim. Ve en çok insana Allah'ı bildiren de Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu noktada Kur'an-ı Kerim'in külliyeti var, umumiyeti var. Diğer kelamlarda cüziyet var, hususiyet var. Bu cüziyet içerisinde de üç büyük kitabın ayrı bir yeri var. Suhuflara göre de bunlar daha külli ve daha umumi. Ama Kur'an'a göre onlar da cüziyette kalıyorlar. En külli, en umumi hitap ilahi Kur'an-ı Kerim olmuş oluyor. Evet, sorunun ikinci cihetinde Kur'an-ı Kerim'in bütün kainatın Halık'ı ünvanıyla Allah'ın kelamı olması. İşte bu da aynı mana yani. Yani mesela bir kavme Cenab-ı Hak bir suhuf indirmişse o kavmin Halık'ı ünvanıyladır o kelam. Değil mi? O kavmin. Diğer kavme çünkü aynı hitaplar gitmiyor. Başka bir köye başka bir peygamber gitmiş. Başka bir belde başka bir peygamber gitmiş. Dolayısıyla o kavme gelen hitap o kavmin Halık'ı ünvanıyla. Bütün kainatın Halık'ı ünvanıyla değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in yani umumiyetini üstad burada nazar edilmiş oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim diğer kelamlardan daha geniş bir dairede irşat görevini yaptığını, daha fazla insana hitap ettiğini, daha zaman olarak da ta kıyamete kadar gelecek bütün insanları muhatap aldığını bu şekilde üstad ifade ediyor. Yani. Onlar birer kavmin, birer belli zamanın, belli mekanın, belli zamanın, belli sayıda insanın Rabbi ünvanıyla o kelamlar nazil olmuş iken Kur'an-ı Kerim bütün kainatın Halık ünvanıyla ta kıyamete kadar hatta cennet dahil Kur'an-ı Kerim'in şumulu var yani. Dairesi tümünü ihate ediyor onların. Onu da bu şekilde ifade ediyor. Yani, yani yine külliyatta çok keser. Önceki programlarımızda da geçti. Ya bazen akla geliyor ki sanki Cenab-ı Hakk'ın zatı tek olduğu halde yani niye İncil'e ayrı esmayla işte diğer peygamberlere ayrı esmayla i̇şte dönemler farklı ya. Evet. Üstad haşir ile ilgili ifadesi var. Belki daha önce de söyledik bunu. Yani diğer kitaplar niye Kur'an gibi tafsir edilmiştir değil mi ahiret hakkında? Evet. Orada buyuruyor ki o devirler diyor, beşerin bedeviyet ve tuhudiyet devirleriydi diyor. İptidai dersleri izah az olur diyor. Yani o dönemine göre Cenab-ı Hak hitapta bulunuyor. O insanların seviyesine göre değil mi? Bir de o ümmetlerin yapacak işlere göre. Daha önce de arz etmiştik bunu. Bir de üç tane ümmet olan bir peygamber var. Buna inen suhuflarda imana, ibadete ait hükümler yer alır. Değil mi? Kalp hukukuna dair, devlet idaresine dair
hükümler olmaz o şeyde. Veya işte mal bölümüne dair hepsi üç kişi veya bir kişi veya anladın mı? Dolayısıyla şimdi hem sayı itibariyle hem seviye itibariyle insanlar geliştikçe, büyüdükçe ilahi fermanlarda yer alan hükümlerin sayısı artıyor. Peki ve daha külli kitap yapılıyor. Evet. Mesele bu yani. Yani nispetlere göre ünvan ve isim de değişiyor. Üstad'ın evet. Örneğinden şey olacak olsa mesela dedim bir cumhurbaşkanı başbakanla konuşmasında ayrı bir ünvandır. Tabii. Ama aynı cumhurbaşkanı aynı zatıyla evladıyla da konuşuyor. Tabii. Ve yani muhtarla konuşmasa ayrı ünvanlıdır. Muhtarla konuşması o köyün sultan ünvanıyladır. Evet. Valiyle konuşması o şehrin sultan ünvanıyladır. Evet. Ama sadrazamla konuşması bütün ülkenin namunadır tabii. Kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der. Kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Demiyor, Rabbül aleminden haber veriyor. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve 70 bine yakın hicapların nispet-i ref'i derecesinde mazhar-ı hitap olabilir. Cümlelerini geniş manada izah edebilir misiniz? Ayrıca bu hususta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile diğer peygamberlerin aleyhisselam farkları var mıdır? Şimdi yine tabii birkaç madde geçti gibi. Şimdi bir veli, buradaki veliden kasıt, veli Allah'ın sevgili kulu demek. Buradaki sanki örnek olarak verilen veli tipi, yani Allah imanı kamil ile, salat ile, takva ile değil mi? Efendim söyleyeyim işte, masivadan kalbini çekmekle Cenab-ı Hakk'a kurbiyet peyda etmiş, yakınlık peyda etmiş. Allah'ın sevdiği bir kul. Ama diğer insanlar irşatla görevli değil. Böyle bir veli. Değil mi? Bu veli kul nedir? Kendisi ilham olunan bir hakikat noktasında. Kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Yani Rabbim benimle konuşuyor. Yani bir şahıs olarak benimle konuşuyor. Yani, değil mi? Ama şimdi diyelim bir asr-ı müceddi de velidir. Allah'ın sevgili kuludur. Ama Cenab-ı Hakk'ın ona yaptığı ilhamlar az önceki veli gibi değildir. Ona yapılan ilhamlar o asrın Halik-i Rabbi ünvanıyladır. Çünkü o peygamberimizin malum varisi alimler. Bu peygamber el-ülema ve Resul-i Enbiya. Alimler peygamber varisidirler. Bu hüküm kemaliyle asr-ı müceddiklerinde, kutuplarında, mürşitlerinde şey yapıyor. Her alimin bir hissesi vardır ama değil mi? Yani daha mükemmel manada bu büyük zatlarda tavsiye ediyor. İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi zatlarda. Şimdi o zatlar kendi asırlarının, ben söyleyeyim, insanların irşatla görevlidirler. Peygamberimizin bir vekili olarak, onun namına. Herhangi bir tek şahsa yapılan ilham da bunlar yapılan ilham arasında fark vardır. Değil mi? Bunlar yapılan ilahi ilham, o asrın yahut o kavmin o beldenin Halık'ın ünvanıyladır. Rabbi ünvanıyladır ve daha geniş bir dairededir. Ama yine bütün kainatın Halık'ın ünvanı değildir. Bütün alemden Rabbi ünvanıyla olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir ve Peygamberimizdir. Evet. Devamında kabiliyeti miktarınca, yani bunun sebebi de o, kabiliyeti miktarınca ve 70 bine yakın hicapların nispet hedefi derecesinde mazhar-ı hitap olabilir. Şimdi yani bakın hitaplarının cüziyeti, külliyetinin buna bağlıyor yani. Bir kabiliyet bahsetti değil mi? Bir de 70 bine yakın perdelerin kalkması nispetinde. Şimdi ustadımız malum bu perdeleri Esma-i İlahiye'nin tecelli mertebeleri olarak izah ediyor. Mesela Rezzak ismi. İnsan kendi rızkına bakar, Allah Rezzak olarak tanır. O bir perdedir yani. Bir perdedir. O şehirdeki bütün insanların rızıklandığını düşünür. Daha ikinci bir perden, daha geniş bir perdeden Rezzak ismini müşahede eder. Değil mi? Dünyadaki bütün insanların rızkını düşünür. Bir perde daha ileri gider. Yani Üstad bunu manaya ders veriyor da ben biraz sadeleştiriyorum tabiri caizse, biraz açıyorum. Mana bu yani. Bütün insanları düşündüm, o zaman bütün insanların rızkını düşündüm daha geniş bir perdede. İnsanlar deyince sadece bu asırda değil de mazideki bütün asırları da dikkate alsa, değil mi? Rezzak ismi daha geniş bir perdede.
İstikbaldeki insanlar da nazar atsa daha geniş bir perdede. 124 şey 1,5 milyondan fazla tür hayvan var değil mi? Canlı var. İnsan birisi. Bunların tümünün rızıklandıklarını dikkat alsa perde genişledi. Bunlar da mazi müstakbele yaysa, bir de cennete gitse, cennete ebediyen insanlar rızıklanacaklar. Böyle baksa, işte bunlar rezzak ismi perdeleridir. İşte en geniş perdeye vardığım usta diyor, daire-i sıfata yanaşır diyor. Değil mi? Evet. Heh. Şimdi bu rezzak ismi bir misal. Bütün esma için bunlar düşünülebilir. Şimdi evliyanın da büyük zatların mahsurlukları esma farklı birbirinden. Mesela bizzat da diyelim, mesela Vedud ismi tecelli etmiş daha fazla, değil mi? Cenab-ı Hak aşık bir kul. Bir başka zat da Hakim ismi, bir başka işte Muhi ismi. Bazı zatlar birkaç isim birden tecelli etmiş. Şimdi hangi isim onda daha çok tecelli etmişse o ismin işte bu 70 bin perde artık ne kadar aşabiliyorsa o ismin tecelli mertebelerini daha geniş olarak o zat şey yapar. Müşahede eder. Oradaki marifeti diğerinden daha fazla olur. Mesela insanlardan bir misal verelim. Mesela beşeri eğitimden. Mesela diyelim bir insan ilkokuluna gitti mi yani alim olacak değil mi bu zat? İşte belli bir ilim kazanır. İlmin belli bir miktarını öğrenmiş olur. İlki öğretim için bizim aramızda ilkokul, ortaokul içinde İlk öğretim mi deniyor ikisine bir de? Evet. 8 yıl okudu mu her sene alim, yani ilimden bir perde daha açmış olur. Öyle değil mi? Evet. Liseye gitti mi 4 senede o. 12 sene sonra ilimde daha fazla mesafe kat etmiş. Daha geniş bir daireye muhatap olmuş. Ve kendi de daha ilimde terakki ve teali etmiş olur. Belli fakülteye girdi mi bu sefer o fakülteye dair ilimler diyelim, mesela 4 senede oysa, belli bir saat ihsas yaptı mı, yani 25 senelik eğitimin her safhasını bir perde kabul edebiliriz. Ve sonunda ne yapıyor diyelim, falan sahada mütehassıl olmuşsa, o sahada alim olmuş oluyor. İşte aynı zat birkaç fakülte bitirse, öyle düşünelim, yani birkaç dalda alim olmuş oluyor. Bir dalda alim olanla birkaç dalda alim olan bir değil, değil mi? Yani. Şimdi bir esmaya kemaliyle mazhar olan bir büyük zat, bir veliyle birkaç esmaya kemaliyle mazhar olan zat elbette bir değil, dereceli farklı. Burada kabiliyet dediği ustanın, işte o esmaya mazhariyetteki kabiliyet. Yani anlayabiliyor muyum? Yani. Şimdi bir öyle zatlar vardı ki 3-5, 4 esmaya kemaliyle azami derecede mazhar olabiliyor. Kabiliyeti buna müsaittir. Bizzat da vardı ki 10 esmaya birden mazhar, bizzat da vardı ki bir isme azami derecede mazhar olabilir. Kabiliyeti buna müsaittir. İşte buradan Peygamberimiz sormuştunuz zannediyorum. Evet. İşte Peygamberimiz bütün esmaya azami derecede mazhar. Peygamberimizin kabiliyeti, yani bütün esmaya azami derecede mazhar, öyle tarif ediliyor Peygamberimiz. Ve itidar üzere, yani birinde fazla birinde noksan değil, hepsinde azami derecede mazhar olan tek zat Peygamber Efendimiz. İşte bu mazhariyetten ne oluyor? Şey, marifet inkişaf ediyor. Peygamber bütün esmanın tecelli dairelerinde marifeti yürümüş, terakki etmiş, teali etmiş. Öyle ki bütün alemleri tefekkür temaşa ettikten sonra Miraç'ta yine Cenab-ı Hakk'a hitap ederken ben seni hakkıyla tanıyamadım. Hakkı marifetle bilemedim buyurmuş. Şimdi bu peygamberimizin bu masaleti hiçbir peygamberde de yok. Değil insanlar da. Yani peygamberimizin o noktada ayrı bir hususiyeti var. Zaten Miraç'a dünya gözünde masar tek peygamberimiz. Yani ve tarifi de o. Yani diğer peygamberlerde de bütün esma azami derecede tecelli etmiyor. Yani belli evliyada olduğu gibi. Bütün esmanın azami derecede tecelli ettiği tek zat peygamber Efendimiz. Evet. Perdeler yani, bunlar. Şu ifade de var. Yani hem esmanın tezelleri, yani külliyet ve cüz'iyet itibariyle ve zilliyet itibariyle de muhteliftir. Yani. Şimdi işte bazıları zilli, yani gölge makamında kalıyor. Bazıları yani diyelim işte asliye zilliyet o mesela. Diyelim bir insan asrı gölgesi vardır değil mi?
Yani iki tecelli arasında bu kadar fark olabilir yani. Birindeki tecelli gölge kadardır, birindeki tecelli asıl kadardır. Birindeki tecelli işte bir cüz'idir. Yani bir isme mazhardır ve bir ismin bir cihetine mazhardır hatta. Değil mi? Esma'da çok tecelli mertebeler var. Yani bir mertebesine mazhardır, diğer zat birçok isimlere, birçok cihetle mazhardır yani. Kemalli mazhardır. Asliyet itibariyle evliya arasında büyük farklar var. İşte Peygamberimiz de arz ettiğim gibi tümü asıl, tümü mükemmel, tümü külli, tümü azami ve arada mertebe şey yok yani, bir aşağı bir yukarı değil, hepsi azami. Ona itidal deniyor, itidal. Yani bütün esmaya azami derecede itidal üzere mazhar, tek zat diye Peygamberimiz tarif ediliyor. 12. sözün sonunda zikretilen ayetleri Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmesi yönüyle açıklar mısınız? Tabi ayetleri okuyacaksınız ki. Mesela ayet-ül kürsü Yusuf nazara veriyor öncelikle. Ve innehul mefatihul gayb, kulüllahu malikel mülkü gibi ayetleri. Şimdi bu 12. sözün sonunda verilen işte bu gibi ayetler külli, hem tecelli olarak külli tecellilerden bahsediyor. Bir de marifetullah noktasında da mesela çok ileri seviyede bir marifet. Mesela ayet-ül kürsi Allahu la ilahe illahu, değil mi? Mesela ondan başka hak mabut yok. O haydır, kayyumdur. Değil mi? Böyle gidiyor. Allah'ı, sadece Allah'ı anlatıyor o zaten ayet-ül kürsi, değil mi? Evet. Sadece Allah'ı anlatıyor ve kemaliyle anlatıyor. Şimdi bu Kur'an ismi azama mazhariyetin bir cihti bu yani şimdi. Orada Cenab-ı Hak anlatılıyor ve kemaliyle. Diğer ayetlerde de mesela verdiğiniz örneklerde Cenab-ı Hakk'ın sıfatları en mükemmel tecelleriyle anlatılıyor. Yani kemal tecelleriyle anlatılıyor. Mesela az önce okuduğunuz yani bütün mülkün maliki Allah'tır. Bakın o da azami derecede. Yani o da Malik ismi azami derecede nazar veriyor. Değil mi? Ayet-i Kürsü'de çok esma geçiyor. Allah, Hay, Kayyum, değil mi? Hafıziyet hep geçiyor orada. Şefaat geçiyor. Şimdi burada mesela Malik isminin en geniş bir tecellisi nazar veriliyor. Yani azami bir tecellisi nazar veriliyor. İşte bu ve benzeri ayetlere tümüne baktık mı Kur'an ismi azamdan geldiği ortaya çıkıyor. İsmi azamdan gelmiş ki Allah'tan bahsederken azami bilgi veriyor bize. En ileri marifet dersleri veriyor. Şimdi Malik isminden bahsettiğimi o ismin azami tecellilerini veriyor. Hangi isminden bahsediyorsa, hangi tasarruftan bahsediyorsa onun azami cilvelerini ders veriyor. Ona tüm bir araya geldi mi Kur'an-ı Kerim ismi azamdan geldiğinin ayrı bir delil oluyor. Her birisi delil oluyor, tümü de delil oluyor. Yine Kulüllahu Malik ayeti için Üstad 25'in sözü diyor, İzzet ve zillet, fakr ve servet doğrudan doğruya ona aittir. Tabii, mülk onun olunca tabii. Biz onun hem mülküyüz hem memlüküyüz diyor. Yani. Evet. Biz de onun mülküyüz. Bu şekilde yani o ayetler özel seçilmiş. Evet. Bir kısmı Allah'ın zatından, bir kısmı tasarruflarından bahsediyor ve azami tecellilerden bahsediyor. Ma halkukum ve la ba'sukum illa kinez. Mesela, bu da Allah'ın kudreti mesela. Bu da kudretinin azami tecellisi. Yani bir insan yaratmakla bütün insanları yaratmak, bir insan diriltmekle bütün insanları diriltmek Allah'ın kudretini hiç fark etmiyor. Değil mi? Bu da kudretin azametini nazar veriyor. Külliyetin nazar veriyor. Yani her bir ayette bir esma yahut bir sıfat, bir tasarruf öncelikle dikkate arz ediliyor. Ve ma kadallahu hakka kadrihi vel ardu cemian kabzatu yevmel kıyamet. O da öyle. O zaman bu gibi ayetlerin izahını nereden istifade edeceğiz? Tabii izahlar tefsirlerde var. Evet. Malum ama biz madem program hem görüntü veriyor hem de konuşmalar metne geçiriliyor. Evet. Yani okuyucuya o şekilde takdim ediliyor. Biz inşallah bu ayetlerin meallerini verelim. Evet. O seyircilerimiz mealleri de okusunlar. Yine başlarında Elhamdülillah, Sebbeha ve Yüseybuhu bulunan surelerin başlarına dikkat et ki Hulsu ve Azim'in şuarını göresin. O da yine öyle.
Onların tümüne şu anda bilmemiz zor ama onları da ayrıca takdim ederiz. Ama zaten elhamdülillah zaten hepimizin bildiği Fatiha'da geçiyoruz zaten. Evet. Elhamdülillah peşine bir tasarruf geliyor Rabbül Alemin. Evet. Değil mi? Mesela sebbe lillahi mafis semavati vel ardı. Evet. Semavati arzı her ne varsa Allah'a tesbih eder. Yani bunlar hemen çok geniş bir tecelli dairesi önümüze sunuyorlar. Bu da Rabbül Alemin, orada mahfiz semavati vel ard. Tümüne birden bakarsak göreceğiz ki bunlar da hep İsmi Azam'dan gelmişler. Cenab-ı Hakk'ın külli tasarruflarından bahsediyorlar. Evet. İnşallah bunların da meallerini seyircilerimize takdim ederim. Evet. Üstad, bu hülasalar için 8. meselenin sonunda diyoruz. Yani Kur'an'ın bir kısım surelerinin başlarında pırlanta gibi görünüyorlar. Öyle. Yine mesela Fatır suresinde Elhamdülillah Fatır'ı semavat ve ard. Yine aynı manada. Tabii yani kim semavat ve arzı yaratmışsa değil mi? Hamdi ancak o layıktır. Evet. Tabii. Evet. Hamd ancak ona yapılır. Evet. Yine bu manada bir sual. Elif, la, mimlerin, elif, la, mıraların, hamimlerin fatihalarına bak. Kur'an'ın Allah'ın yanında ehemmiyetini bilesin deniliyor. Hmm. Bu hususla ilgili malumat alalım. Şimdi bu da az önce dediğimiz gibi olacak da. Evet. Yalnız şu var, elif, la, mimler değil mi? Elif, la, mıralar, bu huruf mukatta dediğimiz harflerle başlayan surelerde çok büyük bir ekseriyette. Zannediyorum bir tanesinde mi hariç hep Kur'an'dan bahsedilir. Yani biraz sonra hemen Kur'an nazarıdır. Onun için Üstad diyor Kur'an Cenab-ı Hak yanında değerini bilesin. İşte hepimizin bildiği işte Elif, la, mim peşine hemen Kur'an nazarı veriliyor değil mi? Evet. Müminlere hidayet olduğu nazarı veriliyor Kur'an-ı Kerim'in. Diğerlerinde hep Kur'an'ın bir cihetli nazarı veriliyor. Ondan sonra surede muhtelif dersler veriliyor. Yani muhtelif tebligatlar yapılıyor. İşte insanlara muhtelif marifet ufukları açılıyor. Ama hepsinin başında öncelikle Kur'an methediliyor yani. Evet. Onun için diyor ki bunların Fatiha'larına bak dedi, surelerin başına Fatiha diyor. Sonra surelerin başlarına Fatiha'dan maksat, hani biz Fatiha'yı en sonunda okuruz o demek değil yani. Değil mi? Nasıl Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha ise surelerin Fatiha'ları da surelerin başlarındaki ayetlere deniyor. Evet. Fevatiül Süverzan diyorum, deniyor onlara. Öyle bir ismi de var. Onlara bakarsan diyor Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak katındaki değerini anlarsın. İşte birisini müsaade vermiş olduk. Elif, la, mim, lari, zalike kitabı, lari, onda hiçbir şüphe yoktur ve müminler için hidayettir diye gidiyor. Evet. Evet. Üstad, bunu 28. mektup alırken diyor Kur'an diyor bu gibi ifadelerle ve devamındaki ayetlerle kendine layık bir şekilde methediyor. Evet. Programımızın daha doğrusu 12. sözün son sorusu olacak hocam. Şakk-ı Kamer'in Resul-i Kibriya'nın risaletinin mucizesi olarak nübüvvetini cin ve inse gösterdiği, Miraç'ın dahi bir mucize-i ubudiyet olarak habibiyetini ervah ve melaikeye gösterdiği ifade ediliyor. Miraç nasıl Peygamber Efendimiz'in ubudiyetinin mucizesi oluyor? Malum mucize satıyor, doğrudan da Allah'ın fiilidir. Cenab-ı Hak yaratıyor. Hasbi kulunun eliyle bir mucize Cenab-ı Hak sergiliyor. Bu mucizelerin büyük çoğunluğu işte münkirleri ilzam için ya da muhayir hayrette olanı, şüphede olanları ikna için, yani hidayete vesile olması için. Esas bu yani. Mucize gösterilmiş. Üstad diyor, indel hace mucize gösteriliyor. Yani ihtiyaç halinde gösteriliyor. Birçok mucizelerle birçok insana hidayete geliyorlar. Bazı mucizeler dediğim gibi münkirlerin inadını kırmak için, onların takattan düşürmek için geliyor. Fakat Miraç mucizesi bunlardan farklı. Değil mi? Çünkü Miraç mucizesinde insanların ikna edilmesi den ziyade Miraç mucizesi birçokların inkarına vesile olmuş yani. Reddetmişler. Yani olmaz böyle şey demişler. Değil mi? Evet. Diğer mucizelerden bir farkı var o. İşte bunun farkını Üstad öyle anlatıyor. Miraç diyor, Miraç mucizesiyle Peygamber'in ubudiyetini, habibiyetini, cin ve insan. Cin ve elbaha. Miraç mucizesi Peygamberimizin Cenab-ı Hak katındaki makbuliyetin derecesini, habibiyetinin
cin ve erva gösterilmesi. Melaike. Ve peygamberin ubudiyetinin diyor şeyi. Kelameti kübrası. Bir neticesi yani. Yani ubudiyetin Velayet-i Ahmediye'nin kerameti kübrası diyoruz da, değil mi? Velayet-i Ahmediye'nin. Yani Peygamber Efendimiz'in ubudiyeti, kulluğu, efendim Allah korkusu, Allah sevgisi, işte İslam yaşamadaki hassasiyeti o derece ki, değil mi? Yani nasıl evliya Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyarak, yasaklarını sakınarak, işte ubudiyetiyle, takvayla, salih amelle öyle bir noktaya geliyor ki ondan bazı harika haller zuhur ediyor. Buna keramet diyoruz. Peygamberimiz ubudiyeti yani o derece ki ondan keramet olarak miraç zuhur ediyor. Diyoruz zaten. Çok harika bir ifade yani. Yani o ubudiyetin meyvesi oluyor. Diğer mucizeler gibi değil yani. Yani Kur'an hak olduğunu, İslam hak olduğunu münkirlere anlatmak için ya mütahir olanlara bildirmek için, onları ikna için değil de doğrudan Peygamberimizin velayetinin, ubudiyetinin bir meyvesi oluyor ve işte o mucize ile Peygamberimizin habibiyeti cin ve insa ilan ediliyor. Ubudiyetle ne kadar sevgili, ne kadar ileri bir noktaya gelmiş ki, Allah ne kadar sevgili bir kul olmuş ki, keramet olarak kendisine miraç verilmiş. Yani Üstad, bu diğer mucizelerden farkı bu şeyin, miraç mucizesinin. Demek yani Şahkı Kamer'de daha ziyade yani insanlar muhatap. Tabii insan, şeylerde de yine öyle. Tabii insana muhatap. Yani bunda Peygamberimizin şahsının ibadetlerinin, ubudiyetinin, kulluğunun, takvasının, salih amelinin bir meyvesi oluyor miraç. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri, bu soruyla 12. sözle ilgili programımıza bu hafta son vermiş bulunuyoruz. Gelecek haftadan itibaren 13. sözdeki sorularımızla hocamızla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler inşallah.